adamdır. Diyor, bu kadar. Bunun dışında hiçbir şey yoktur. Halbuki Mesnevi'de çok sayıda hikayeler var Zuhayla ilgili. Üstelik Mevlana'nın yakınında yaşayan, en azından Mevlana'nın oğlu Sultan Veled'le birlikte yaşayan Eflaki Dede, Menakıb-ül Arif'ini yazarken Eflaki bu hikayelerden bazılarının niçin söylendiğini, kimin hedef alındığını söylüyor. Mesela bir müstehcen bir hikaye var gene Mesnevi'de. O hikayede işte Cuha'yı tasvir ediyor Mevlana. Eflaki diyor, bu Cuha Nasreddin'dir diyor. Hace Nasreddin'dir diyor. Onu söylüyor. Sonra mesela bir yılan hikayesi var. Yılancının hikayesi. Orada da Ahyevren'in yılanlarla ilgili olmasından dolayı onu da hemen burada söyleyeyim. Ahyevren doktor da olduğu için tabiptir. Dolayısıyla zehirli yılanlardan panzehir ibar ediyor. Bu zehirli yılanları da kış sezonlarında kış uykusuna yatmış olan zehirli yılanları yakalıyor. Onları atölyesinin, yani Dabbağ atölyesinin mahzeninde besliyor ve onlardan zaman zaman ilaç imal ediyor. Bu Ahyevren'in sanatı. Yani Nasrettin Hocam. Evet. Yanlış anladım. Evet. Evet. Bu bakımdan nitekim bununla ilgili bir müstakil eser de yazmış. Kitab-ül Efa'i, yılanlar hikayesi. Yılanları tanıtan bir hikayesi de var. Ahyevren'in böyle bir, Nasreddin Hoca'nın böyle bir sanatı olmasından dolayı Mevlana Mesnevisinde yılancının hikayesi diye bir hikaye anlatıyor. Orada gene de o Cuha'yı anlatıyor. Ve Cuha'nın yılanlarla haşir neşir oluşunu canlandırıyor. Bu hikayeyi anlatmamda şey yok, çünkü müstehcen bir yanı yok. Diyor işte bizim bir Cuha'mız vardı diyor. Bu Cuha diyor dağlara çıkar, kış uykusundaki donmuş yılanı, o öyle diyor, donmuş yılanları diyor toplardı. Bir defasında da diyor gitti bir kayanın altından sütun gibi bir şey buldu. Mevlana biraz şairlik şeyiyle sütun gibi kocaman bir yılan buldu. Diyor bu yılanı sardı sarmaladı, keçeler arasına sardı sarmaladı. Bu yılanı aldı götürdü Bağdat'a. Anadolu'dan ta Bağdat'a götürmüş yılanı. Diyor yılanı Bağdat'a götürünce halka bunu göstermek için yılanın üstünü açınca diyor Bağdat'ın sıcağında yılan birdenbire canlandı. Sıcak vurunca yılana, yılan canlanıyor tabii. Diyor yılan birdenbire canlandı. Bağdat'ın sokaklarına düştü. Yılanın da çıngıraklı yılan olduğu anlaşılıyor. Diyor şak şuk şak şuk Bağdat'ın sokaklarında yılan diyor yürümeye başladı. İnsanlar diyor yılanın önden kaçışırken birçok insanlar birbirlerini çiğnediler, öldüler falan. İşte diyor bu serseri adam, bu serseri Cuha işte böyle adamdır diye onunla alay ediyor. Evet. Bir şey söyleyecektim. Bu hikayeler buna benzer Mesnevi'deki bu hikayeleri anlatırken tabi zaman zaman Divan-ı Kebir'deki şiirlerinde de Divan-ı Kebir'indeki şiirlerde de bu muhalifi olan, düşmanı olan zata karşı bir takım şiirler yazıyor Divan-ı Kebir'de. Söz gelimi Ahyevren Nasreddin Hoca Kırşehir'de Nureddin Caca tarafından öldürdü. Moğollar tarafından. Tabi orada isyan ettiler. Moğol yönetimine karşı isyan ettiler. Bu isyanın bastırılışı, bastırılma işi Nureddin Caca, bu da Moğol asıllıdır. Mevlana'nın da müridi'dir. Tabi burada belki bir eksiklik bıraktım. Bu Şems-i Tebrizi'nin öldürülmesi hadisesinden sonra Konya'da gergin bir ortam meydana gelince Celaleddin Karatay tabi önce Nasreddin Hoca vezirlikten azledildi.
azlinden sonra da Celaleddin Karatay'ın da delaletiyle Nasreddin Hoca ve Mevlana'nın oğlu Alaaddin Çelebi Kırşehir'e gittiler. Kırşehir'e göçtüler. Ve Kırşehir'de de Kırşehir emiri Seyfettin Tuğrul onları hibaye ediyordu. Sonra burada ahiler Moğollara karşı, Moğol yanlısı yönetime karşı isyan edince bu isyan bastırılırken Ahi Evren de Mevlana'nın oğlu Alaaddin Çelebi de isyan sırasında öldürüldüler. Yani bir ahi katliamı yapıldı. Kırşehir'de bulunan birçok ahiler burada katledildiler. İşte bu hadise üzerine Mevlana boş duramazdı. Bakın zamanın bir olayıdır. 1261 yılında meydana gelmiş bir olaydır. Bu olayla ilgili bakın Mevlana bir şiir yazıyor. Dolayısıyla Mevlana'nın şiir gücünü de burada görebileceğiz. Diyor, ku harimen, ku harimen, par bu murd, an harimen, şükrü koda, raki harem, burdusu da, esserimen. Diyor, nerede benim eşeğim, nerede benim eşeğim? Geçen sene öldü benim eşeğim. Allah'a şükür ediyorum ki eşeğim öldü de başımın ağrısı da dindi, diyor. Gav eger niz revet tab revet gam nekorem. Öküz de onunla beraber öldüyse gam yemiyorum. Öküz dediği de olur. Öküz de eğer onunla beraber öldüyse varsın o da ölsün diyor. Niz gavu şikemeş buyi hoş emberimen. O öküzde diyor benim fıtratımdan hiçbir şey kalmamıştır. Varsın o da gebersin gitsin diyor. Gav hari ger berevet bad ebed der du cihan dilberi men dilberi men dilberi men dilberi men. Amca galiba anlıyor biraz. Öküz ve eşek öldülerse cehennem olsunlar. Cehennem olsunlar. Ama benim dilberim, benim dilberim, benim dilberim, o var ya o bana yeter. O dilber dediği de diğer oğludur. Sultan Veled'dir. Halka bi guş estikarem. Guş haru halka, halka izer. Diyor, eşeğimin kulağında bir halkası vardı. Fakat o halka altındı. Hayf niger, hayf niger, vazı vazerimen, vazerimen. Diyor, hayflar olsun, hayflar olsun, benim o altınıma hayflar olsun. Eşeğe hayflanmıyor, altını gitmiş. Serkeşedu rehne revet, nazukunet cevne huret. Cüz teli zergin nebuvet, hıdmeti u berderimen. Diyor, dikbaşlıdır, itaat etmiyor. Naz ediyor, arpa yemiyor eşeğin. Kapımın önünde de tezek yığınından başka bir şey bırakmıyor bana. Evet. Onun bana zararından başka da bana hiçbir hizmeti olmadı diye yakınıyor. Yani şiir uzundur. Başınızı ağrıtmayayım. Bakın olaylarla ilgili de o dönemde 1261 yılında Ahi Evren, Mevlana'nın oğlu Alaaddin Çelebi orada isyan sırasında öldürüldüler. Tabi Mevlana oğlu oraya gidince oğlunu döndürmek için de çok çalıştı. 3 tane mektubu var. Mevlana'nın mektupları yayınlandı. O mektupların arasında 3 tane mektup var. Oğluna mektuplarında oğluna dönmesini istiyor. Bir tane mektupta Kırşehir Kadısı Seyfeddin'e yazmış. Seyfeddin'e yüz suyu döküyor. Diyor oğlum oradadır. Oğlumun dönmesini sağla. Ona ricada bulunuyor. Ve oğluna yazdığı mektupta diyor sevmediğim adamlara dahi yüz suyu döktüm senin dönmen için diyor. Şimdi oğlunun tabii oğlu bütün ısrarlarına rağmen oğlu dönmüyor. Dönmeyince de Mevlana oğluna o kızgınlığından dolayı bir şiirde ona söylemiş. O şiirden de birkaç beyti okuyayım.